Başkan geliyor arkadaşlar. Başkan geliyor. Efendim. Hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Uzun zaman oldu beraber olamayalı. Malum sebepten dolayı. Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm futbol ailesinin paydaşlarına teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlarına, kulüplere yayınladıkları mesajlar için, arayıp sordukları için herkese dönemedim. Dönemediklerimden de özür dilerim. Çok şükür. Hafif atlattım diyebilirim diğer tanıdıklarıma göre. Ama herkese dikkatli olmayı davet ediyorum. Devletimize yapabileceğimiz bireysel olarak en büyük yardım ikazları, uyarıları ciddiye almak. Bu yeni varyant çok çabuk yayılıyor. Gördüğünüz gibi yani sadece iş yerlerimize değil, kulübümüz adına konuşayım. Tüm branşlarda yayıldı. Basketbolda 5 oyuncumuz, hocamız. Bununla beraber voleybol kadınlar finalinde 3. maça çıkamadık biliyorsunuz. Kadınlar Final Four vardı. O maçtan önce de 4 önemli oyuncumuz Covid'di. 2-3 idmanla sahaya çıktılar. Zaten maçın sonlarına doğru yorgunluklarından hastalığın etkilerini görmüş olduk. Dolayısıyla diğer kulüpler de bu sıkıntıları yaşıyorlar. Herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyorum. Tüm sporcu arkadaşlarıma, teknik kadrolara, stafflara, hepsine de geçmiş olsun diyorum. Benim hastalığım süresince de yanımda olan herkese de arayıp soran, merak eden, ilgilenen özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dediğim gibi kulübümüz son birkaç haftadır bu virüsle yoğun bir şekilde boğuşuyoruz. Bu size saydıklarımız sporcu arkadaşlarımız, aynı zamanda kulübümüzde çalışan pek çok kişiye de sirayet etmiş vaziyette. Hepsine de acil şifalar diliyorum. Kötü bir zamanda yakaladı bizi, sportif açıdan söylüyorum. Bugünün bir de şunu da söylemek istiyorum. Yani ben aşı olmadım. Çünkü sıram gelmemişti. Ama aşı sırası gelenler olmayan çok insan var. Muhakkak aşı olmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Zararı yok, faydası vardır. Yani aşı sırası gelen herkesin de özellikle bu imkanlardan yararlanması gerektiğini önemli vurgulamak istiyorum. Her aşı olan, iki aşısının olan da yakalanmayacak diye bir şey yok ama hem yüzdeleri düşürüyor hem de yakalananlar daha çabuk iyileşiyorlar. Onu da üstüne basarak söylemek istiyorum. Bugünkü maça gelirsek arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Bizim için çok çok önemli bir maçtı bu. Bilhassa bay haftasından önceki haftada. Başakşehir geçen sene şampiyonu. Bana göre onlar talihsiz bir sezon yaşıyorlar. Bizim iki sene yaşadığımız gibi iyi top oynuyorlar ama karşılığını alamıyorlar. Fakat ikimiz için de çok önemli maçtı. Mutlu olan, muvaffak olan, 3 puan alan biz olduk. Bay haftası öncesi de çok çok önemli bir virajı 3 puanla geçtik. Şimdi kaç hafta kaldı? 7 hafta kaldı. 7 hafta kaldı. Bizim 6 maçımız kaldı. 7 haftada her şey olabilir. Biz 10 senede 3 kere son haftada şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Dolayısıyla son dakika kadar şimdi değişebileceğini biliyoruz. Biz inanmaya devam edeceğiz. Kaptanımıza, hocamıza, spor teknik direktörümüze, pek çok rolü olan Emre Belezoğlu'na, arkadaşlarına ve sahadaki tüm oyunculara, sahada olan olmayan bir hava yakaladılar. Hava değişti. Topla çok oynuyoruz. Ayağımızda tutuyoruz. Rakibimize az şans veriyoruz, az imkan veriyoruz. Dolayısıyla şu an gidişattan, yakaladığımız havadan, oynadığımız futboldan ve sonuçlardan son derece memnunuz. Yeri gelmişken de kalecimiz Altay, sadece iyi bir kaleci değil, iyi bir insan. Ona da buradan çok çok geçmiş olsun diyorum. Sadık Çiftpınar da ameliyat olmuştu, o çok şükür normale dönüyor ama ikisine de çok geçmiş olsun diyorum. Altay'a acil şifalar diliyorum inşallah. Bu sezon olmasa da milli takımın Avrupa turnuvalarına yetişme ihtimali yüksek. İnşallah yetişir. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. Şimdi Malatya maçında neredeyse değil miyim? Gördüğüm tüm yorumcuların penaltıyı işaret etmesi. Dikkat ederseniz biz maçtan sonra bir şey demedik. Türkiye'de Süper Lig'de genellikle herkes hakem performansından, özellikle VAR
var hakemlerin performansından, teknolojinin kullanma şeklinden ve burada bir standart yakalayamamamızdan dolayı çok şikayetçi var. Çok kulüp şikayet ediyor. Ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama biz mümkün oldukça herhalde en çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden kulüplerin birindeyiz. Hatta kulüplerin başındayız veya birincisiyiz. Bu yüzden de çok taraftarlar tarafından tenkit ediyoruz zaman zaman. Ama bunu çok dikkatli yapmaya çalışıyoruz. Kimin sesi çok çıkarsa, kim daha çok bağırırsa onun kazandığı bir ortam olmamasını istiyoruz. Öyle bir ortam istemediğimiz için de mümkün olduğu kadar kendi ilkelerimize de uymaya çalışıyoruz. Bugünün maçına gelirsek, VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk müydü? Evet. Ümit Öztürk. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sıkıntılarımız var. Onun VAR odasında olsun, sahada olsun, hakemlik yaptığı maçlarda, sahada ve VAR odasında sıkıntı yaşıyoruz. Bugün Cüneyt Hoca'nın işini bana sorarsanız kolaylaştırmadı, zorlaştırdı. Birkaç pozisyon var. Biraz yediğimiz golden önceki pozisyon. Bence orada yardımcı olmalıydı orta hakeme. Bir iki tane de oyunun içinde eminim ki televizyonda yorumcular en azından görüntülere imkanı olan kanallarda birkaç pozisyonda bir kırmızı kartlık olaylar var ki bunu orta hakemin kaçırması son derece normal ama VAR hakeminin sanki orta hakeme daha yardımcı olabilirdi diye düşünüyorum ama bu ismin özelinde de bizim rahatsızlıklarımız var. Tabii biz o gelsin bu gelmesin bugüne kadar demedik maçlarımızda. Bundan sonra da demeyeceğiz. Ama bu konuya dikkat çekmeye ihtiyaç duydum. Demin de ifade ettiğim gibi bizim 6 maçımız kaldı. Ligin 7 haftası var. Şu ortamda her şey olabilir. İkinci de, üçüncü de, birinci de ipi gösterebilir. O yüzden renkli bir lig olacak. Heyecanlı bir finish olacak. Ama biz bir hava yakaladık. İnşallah devamını getirebiliriz. Bu yakaladığımız havayı engelleyebilecek en önemli unsurlardan biri sakatlık, öbürü de Covid konusu. İnşallah ikisinden de zarar görmeden sonuna kadar en iyi şartlarda bu ligi bitirir, ipi gösteririz. İnanıyoruz. Birkaç hafta evvel belki mucizelere inanmak diye ifade edebilirdik ama bu artık mucize demek gerek yok buna. Her takım puan kaybedecektir. Biz de dahil. Ama yani kalan 6 maçın 5'ini alıp bir beraberlik falan her şey olabilir diye düşünüyorum. İlk soruna gelirsek Erol Hoca'nın burada çok büyük bir emeği var. Biz Erol Hoca'ya inandık. Sezon başında onunla başladık. Onunla başlayana kadar çok analizler yaptık. Hem yurt içinde yurt dışında birkaç hocayı karşılaştırdık. Yapay zekaya kadar kullandık. Erol Hoca ile başladık. Bir noktaya geldiğimizde artık bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu kanaatle vardık. Ama unutmayın ki biz bugün Fenerbahçe olarak şampiyonluk iddiasından, şampiyon şansından bahsediyorsak buraya kadar da bizi Erol Hoca getirdi. Onun da çok büyük emeği vardır. Daha önce olabilir miydi? Belki olabilirdi. Birkaç kez kötü süreç yaşadık. Ama her kötü süreçte de hoca değişmez. Bununla beraber Erol Hoca'dan da 10 maçın 9'unu kazandığımız süreç de oldu. Benim için hocalık kadar insanlık karakter de çok çok önemli. İnsanlık olarak, karakter olarak para pulla ilişkisi olmayan, menajerlik işlerine karışmayan, yok sosyal medyada haber yaptırmayla, medyaya haber sızdırmayla uğraşmayan, ne görüyorsan o, özü sözlü bir mert bir arkadaş. Tam benim çalışmak istediğim karakterde biri. Ona da bize buraya kadar yaptığı hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Her daim kariyerinde başarılar diliyorum. Kaptana gelince kaptanın bir futbol felsefesi var. Yıllardır kendini buna hazırlıyor. Yani Başakşehir'de oynarken bile ben zaman zaman konuşuyordum. Benim ilk sezonumda kariyer konuşmaları yapıyorduk. Orada da zaten bu konulardaki pek çok futbolcunun aksine daha futbolcuyu da kendini yetiştirmeye, geliştirmeye, hazırlamaya başlamıştı. Onun kafasında bir futbol stili, futbol anlayışı var. Bunu da her maç üstüne koyarak götürüyor. Sahada futbolcu olduğu kadar hoca olarak da çok hırslı. Futbolcular da kendisini çok seviyorlar, inanıyorlar. Ben güzel bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah yanılmam. İnşallah da bu değişikliğinde meyvelerini toplarız. Ama dediğim gibi
Erol Hoca'nın da buraya yaptığı hizmetler olmasaydı belki Şampiyonlar Birliği hiç konuşacak durumda olmayabilirdik. Onun için her ikisine de teşekkür ediyorum. İkisine de, Emre'ye bugünkü kariyerinde biz de başarılar. Erol Hoca'ya da her daim başarılar diliyorum. Çok iyi bir insan Erol Hoca. Teşekkürler. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.